Evet çocuklar, herkes beni dinlesin. Hepinizi yakından ilgilendiren bir haberim var size. Doğum günüm. Yakında okullar arası şehir turnuvası başlayacak. Bu da demek oluyor ki seri müsabakalara geçeceğiz. Aranızda kendini en çok geliştirenler okul takımına seçilecek ve hızlı ayakları temsil edecek. Sonunda! Sanırım hiçbiriniz Ali'nin hangi branşa seçileceğini bilemediniz. 10, 11, 12, 12, 12, 12. Daha kaç kere 12 diyeceksin? 12'den sonra ne geliyordu ya? 13, 14, 14. Benden de iyi hoca olurmuş. Çok. Sen öğrenci ayırıyorsun ama. Yo, hepsine 50 şınav çektirdim. Onu demiyorum. Turnuvalar yaklaşıyor. Hani bizim antrenman programımız? Sıkı bir program için hazır olun. İnanılmaz bir karşılaşmaydı. Bence aynını yapabiliriz. Ne dersiniz çocuklar? Bayılıyorum bu sandviçe. Ay. Ne oldu size? Bilmiyoruz ki. Birdenbire karnımız ağrımaya başladı. Öğle yemeğinde ne yediniz? Kocaman bir sandviç. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Neden? Sen ne yedin ki? Doğru beslenmediğiniz sürece yaptığınız sporda ilerleyemezsiniz. Kocaman gibi olursunuz. Hayır. Benden söylemesi. Hayır. Antrenmanımızı akşama ertelemek zorunda kaldık. Akşam yemeğinizi ben seçeceğim. Alın bakalım. Hem proteini bol hem de sağlıklı. Ha ha ha.
koşuyla antrenmanı bitirelim. İşte böyle arkadaşlar. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşte akşam yemeğinde ağır ve sağlıksız şeyler yeseydik bu kadar spor yapamayacaktık. Şu an daha iyi anladım. Ama şimdi patlamış mısır iyi giderdi. Ali! Mete! Bence sen de bir an önce düzgün beslenmeye başla Mete. Aklıma bir fikir geldi. Bilemedim ki. Ben kabul ediyorum. Ben de. Bu saatten sonra önemli olan okulu temsil edebilmek. Evet, birlikte antrenman yapmak güzel bir fikir. Hadi sen de kabul et Hasan. Tamam, kabul. Herkes birbirinin açığını kapatacak. Öyleyse başlayalım. Ali, sana bir taktik vereyim. Vücudunu geriye vermeden koş. Daha az yorulursun. Tamam. Daha sert. Daha sert. Eğer kolların açık olursa, rakibin kolaylıkla açığını bulur. Evet, bu sefer atlayacağım söz. Tamam, tamam. Bu sefer olacak. Siz çubuğu bir boşluk aşağı indirin. Bakalım şimdi yapabilecek mi? Evet, evet. Başardım. Bunun daha yukarıda olması gerekmiyor muydu? Yani şimdi tam olarak... Güzel iş çıkarttık. Bence de. Bugünlük bu kadar yeter. Uyku öncesi spora kimler hazır? Evet, herkes antrenman sahasının etrafında iki tur atsın bakalım. Daha fazla koşamayacağım galiba. Şimdi geri geri koşun. Hadi bakalım. Evet, cıvıtmıyoruz arkadaşlar.
Aa, ne yapıyorsun? Onlar ne? Müsabakalarda daha dayanıklı, esnek ve hızlı olmak için ayakkabıma işlem yapıyorum. Benim ayakkabım için de yapar mısın? O ayakkabıları kullanmanıza izin verirsem bana da Hasan demesinler. Koşarız, başarız.